Teknozeyre hoş geldiniz bölümde Inventus Arezu bilgisayarı inceliyoruz. Sisteme geçmeden önce bir Inventus'tan bahsedelim. Çünkü sektördeki en eski firmalardan bir tanesi 2003 yılında e, açılıyorlar, çalışmaya başlıyorlar. 2006 yılında da böyle hazır sistemler işine giriyorlar. Aslında hani bu belki şaşırabileceğiniz bir şey. Hani çünkü son yıllarda hazır sistem işleri birazcık aslında iş bula döndü. Onun aslında e, hiç böyle son yıllarda çıkmış bir modası falan yok. Hazır sistem yapan bir firmalar hep vardı ama bizim dönemimiz hazır sistem almıyordu çok fazla. Kendimiz parçalar alıp topluyorduk. O dönem bitti. Artık insanlar bunları da hazır bitmiş ürün olarak almayı seviyorlar. Çünkü fişe takacak, oyun konsolu gibi çalışacak. E, bu da yeni bir iş modeli doğurdu. Artık normalde işi parça satmak olan firmalarda e, hepsi e, bu işe döndüler. Niye? Çünkü biz artık bilgisayarları kendimiz topladığımız zaman bu hazır bilgisayarlar kadar uygun fiyatları alamıyoruz. Buna parçacılar da uyandılar, parça satanlar da uyandılar ve parça firmaları her şeyi üretmeye başladılar. İşte gidiyorsunuz Asus ekran kartçı, ana kartçı iken, full aksesuar, her şey var. Yok yok. Artık sadece bir işlemci üretmiyor, bir RAM üretmiyor baktığınız zaman. E, ne oluyor? Bu sefer bir bilgisayar mesela full Asus yapabiliyorsunuz. Kasasından içindeki özelliklere kadar, içindeki kartlara kadar. Bu da Asus'un işte o ürünü özel fiyatlandırma ile sattırmaya satmasına sebebiyet veriyor. Bu sayede de biz aynı ürünü işte bir şey bu power by konseptiyle daha ucuza alabiliyoruz. Kendimiz aynı parçaları topladığımız zaman daha maliyetli oluyor. Böyle olunca tabii herkes toplama işini bilenler bile hazır sistemlere yöneldiler. Dediler ki en azından hazır alalım. Fiyat avantajından yararlanalım. Parçaları da değiştiririz zaman içinde lazım olunca. Bu Arezu kasa böyle bir bilgisayar. Birazdan bakacağız ama dediğim gibi inventus zaten bu işin e, yıllardır uzmanı Ve kendi övündükleri bir şey var onu özellikle söylememi istediler size e, Eğer daha önce alışveriş yapmadıysanız belki bilmiyorsunuzdur Her bilgisayarı 12 saat test etmeden asla paketlemiyoruz diyorlar e, O yüzden Aldığınız bilgisayarlar Her zaman Kontrol edilmiş Ve işte çalıştığı onaylanmış bilgisayarlar oluyor ilk siz denemiyorsunuz yani onu baştan söyleyelim bu önemli bir şey Bu aslında firmaya zarar veren de bir şey çünkü deli gibi bilgisayar sürmek varken her bilgisayarı böyle test ederseniz tabii ki e, bu sefer ne oluyor piyasaya sürebildiğiniz bilgisayarı azaltmış oluyorsunuz aslında ama işte o bilgisayarın müşteriden geri dönmesi bir arıza nedeniyle o öyle büyük bir sorun ki yani tabii ki müşteri için de sorun bu sistem için de sorun çünkü kocaman şey bir daha kargolanacak edecek o yüzden baştan test etmek e, kesinlikle çok daha mantıklı bunu yaptıklarını özellikle söylüyorlar. Ve e, yine de yine de tabii bir şey olursa garantileri de biliyorsunuz. Bunu şimdi siz böyle alıyorsunuz ama asla parçalar tek tek garantilerini kaybetmiyorlar. Onu onu da söyleyelim. Yani bunu böyle aldık diye hazır sistem aldık diye içindeki bileşenlerin garantileri başka türlü işlemiyor. Yine klasik garanti yöntemleri, e, prosedürleri işliyor her parça için tek tek. E, onun dışında bu ürünlerin tabii yine biliyorsunuz ama e, şu anda özellikle kargo kısmı e-ticaretin en önemli sıkıntılarından bir tanesi insanlar bilmek istiyorlar. Ya yani parayı ödedik acaba bizim alet ne yapıyor? Ee, onu da işte takip edebileceğinizi söylüyor Edmentus. Tek tek hangi aşamada olduğunu, o an ne yapıyor, ne yapılıyor bilgisayarla ilgili. Yani sadece kargoya verdik vermedik değil. Aradaki aşamaları da size anlatıyorlarmış, gösteriyorlarmış. Siz daha doğrusu takip edebiliyor musunuz? Ee, bu bize koşu yolundan geldi. İstanbul'dular. İstanbul merkezli bir firma. Koşu yolunda yerleri de onu da son olarak söyleyip. Evet şimdi bu bilgisayar dediğim gibi hazır bir bilgisayar. Ama konsepti birazdan göreceksiniz. Powered by Asus. Neler var içinde? Öncelikle mantığımız şu. Bütçenize uyan baz bir sistem belirliyorsunuz. Ondan sonra kendinize göre yine orada size verilen diğer seçeneklerden ilgili parçayı değiştirebiliyorsunuz. Mesela bunda ekran kartı 1650 üzerinde giren bas sistemde bu. Çünkü bu bilgisayar ekonomik olsun diye yapılmış bir hazır sistem. Bunun tabii ki parçalarını değiştirme şansınız var ama değiştirebildiğiniz parçalarla da bunu bir anda muhteşem bir bilgisayara dönüştürmüyorsunuz. Bunun bir konsepti var sonuçta. O konseptin içinde kalarak yine size diğer parçalar sunuluyor. Ee, eğer ki işte ben buna bu sistem olsun ama 3090 takayım dediğiniz zaman bu bilgisayara uymuyor işte. Ee, bunun güç kaynağı da o, o sunulan seçenekler de ona göre içindeki anakartlar ona göre ee, ne oluyor bunların hepsi değiştiği zaman işte 3090'a uyarlayalım dediğiniz zaman konsept değişti zaten bambaşka bir kasa oldu. O zaman ne yapıyorsunuz? Konseptte 3090'a uygun olan bir aslında baz model seçmeniz lazım ki e, geri kalan her şey de ona uygun baştan ona uygun tasarlanmış olsun. Şimdi buna bakalım. E, hemen zaten siz de ekranda göreceksiniz. Bunda mesela Vento kasa var. Bunun içinde 3 tane adreslenebilir e, fan bulunuyor. RGB fan bulunuyor. Bunların bağlantılarını yapıyorsunuz. Zaten size yapılmış geliyor da e Kasayı ayrı dağısanız, bunlar işte adreslenebilir fanlar genellikle anakartınızla konuşarak çalışırlar ya da işte e, kasanın kendi arkasında bulunan kontrol genelde kontrolcü kartlarına bağlı olurlar. O şekilde kurulurlar. Ama adreslenebilir olması burada onu belirtiyor. Yani bir, bir şeyi onu adresleyebildiğini gösteriyor. Bu o cins fan. Üç tanesi ön tarafa koymuş. Orası tabii normalde e, üç, 360 milimetrelik radyatör yeri mesela bu kasada öyle şeyler yok bu kasada çünkü kendi fanını kullanacaksınız kullanacaksınız. Ama neyin fanı? İşlemci. Intel i3 10100F. Bunu çok kişi biliyor zaten. Bu böyle hani gözü kapalı al alınan işlemcilerden biriydi. Fiyat performans konusunda Intel tarafında hatta AMD'nin orada oluşturduğu bir boşluk var. Oraya çok güzel oturmuş bir işlemci bu. Bunda da o kullanılmış hemen tanırsınız zaten. Ama mesela bunu almak zorunda değilsiniz. Sunulan seçeneklerde i5 de var. E Ryzen 5 de var ve işte ne yok? bunların en tepe modelleri yok. Çünkü konsept o değil. Burada artık belli bir bütçenin bilgisayarı olduğu için i5 Ryzen 5 yolunu izlettiriyor size sistem. Ar artı olarak tabii ki yine ekranda görüyorsunuz bunların ek maliyetlerinin ne olacağını daha seçmeden size gösteriyorlar. Anakartta Asus'un Prime serisinden H510MK anakart kullanılmış. Bu anakart da bu işlemci için en standart anakartlardan bir tanesi. Burada yani mesela ne kaybediyorsunuz? İşte port zenginliği olmuyor. Bir yerlerden tabii bunun bir ekonomik tarafı olması lazım. E kendisi zaten küçücük bir anakart. Ha, tabii ki işte M2 gibi portları var üstünde ve hatta üstünde de o kullanılıyor. Ama ne yok? işte Wi-Fi yok, Type-C yok. Ya da işte böyle janjanlı soğutucular kullanılmıyor. Bu tamamen bir iş, intel işlemcisini en standart hızlarında nasıl kullanmak istiyorsanız işte o, o nasıl çalışıyorsa daha doğrusu o şekilde onu sağlıyor o kadar. Onu bilerek alıyorsunuz. Ha yani daha üstünde 560 da var mesela B560 da sunulmuş. Onlarda işte fiyat farklılıklarıyla yine alınabilecek seçenekler. Ekran kartında Asus'un GTX 1650 Phoenix Gaming OC anakartı var. İsmi ne kadar uzun olursa olsun sonuçta e, 1650 alıyorsunuz RTX almıyorsunuz bu seride. Ama almak isterseniz var mı? Sunulmuş. Ne sunulmuş? İşte az önce ne dedim? İşte buna 3090 takarsanız bunun bütün konseptini çöpe atmış olursunuz. Burada maksimum alabileceğiniz ekran kartı sunulan seçeneklerde RTX 3060. Bizim de tavsiyemiz bu yönde. Eğer ki oyun konusunda ciddiyseniz, iddialıysanız RTX serisine geçmenizi zaten baz olarak onu almanızı tavsiye ediyoruz. E 3060, 3060 Ti bunları aldığınızda bayağı uzun süre rahatsınız. Ama ne oluyor? Mesela 3060'ın 12 GB'lık modeli Buna bir anda 11.000 TL gibi bir e, rakam ekliyor. İşte e, şu anki içinde bulunduğumuz ekran kartı krizinin sonuçları maalesef. 2060'ı sunmuşlar mesela alternatif olarak. Orada da bin lirayla 2060'a upgrade ediyorsunuz. 1650'den yine bir RTX'e geçmek güzel bir şey. Onu da değerlendirebilirsiniz. Burada sunulan seçenekler tabii ki stoklarla sınırlı olduğu için mesela biz video yayına aldığımızda farklı olabilir işler. O yüzden e, Kartlar değişebilir. Aklınızda olsun. Bunlar dinamik olarak değişiyor stoklara göre. Ekranlar, bu bilgisayarın yanında bir ekran verilmiyor ama siz isterseniz burada yine Asus'un 27 inçi e, fiyat farkı 5000 lira üstüne koyarak alınabiliyor. Bellek olarak Adata'nın 16 GB 2x8 bellek olmuş. diğer 4 3200. Bunu da genelde fiyat kırmak için 8 de e, to toplayabiliyorsunuz ama tavsiye etmiyoruz. Çünkü o çok kısa bir süre içinde zaten isteyeceksiniz o belleği almayı. Baştan bence böyle kurulması lazım. Güç kaynağı. Bu tekno seyircilerin çok iyi bildiği bizim milli güç kaynağımız Sharkoon SHP 650. Ee, bu fiyat performans anlamında en iyi güç kaynaklarından bir tanesidir. Tekno de her yerde karşınıza çıkar. İşte o kullanılmış. Daha üstü de var ama e, yani şöyle mesela 1000 lira verip Asus'un Tuf Gaming 750 wattını bu bilgisayara şu anda almanız tamamen gereksiz. Çünkü üstünde 1650 var. O yüzden 650 Watt buna bayağı bir süre gidecektir. SSD seçeneklerinde de 3 tane görüyorsunuz. Orada da M2 e, 250 GB PNY, PNY var. XPG'den de 2 tane 512 ve 1 TB seçenekleri konmuş. Hangisini alacağınız bunun nasıl bir bilgisayara dönüştüreceğinizle alakalı. Şimdi bu bilgisayar ekran kartlı ama hani bütün e, oyuncu bilgisayarı olarak söylemiyorum. Oyun olmasa bile işin içinde her işinizin altından, günlük işinizin altından kalkacak bir bilgisayar. Böyle bilgisayar isteyen çok var yani herkes farkında ekran kartlarında sorun olduğunu ama diyorlar ki ya bize bilgisayar lazım yani e, oyun oynamasak da lazım İşte o zaman bu bilgisayarı aldığınız zaman hiçbir sorun yaşamazsınız fark şu bu tip bilgisayarlarda dahili grafikli bir sistem de kurulabilir mesela 5600G ile ama ne oluyor orada işlemciyi çok yükseltiyorsunuz ekran kartı GPU üstündeki nispeten tabii zayıf e, GPU ile kalıyor burada öyle değil burada işlemci öyle uçan kaçan bir işlemci değil. Yine günlük işlerinizi görüyor ama ekran kartımız var. Dolayısıyla bu bilgisayarı alan bir kişinin yine oyun oynayacağını varsaymamız gerekiyor. İşte 1650 onu sağlayacak bu bilgisayarda. E, oyunların da kapasitesini düşünürseniz işte oyun işin içine giriyorsa bunun 256, 250 GB modelini almamanız lazım. Zaten benim verdiğim fiyattaki de 512 olarak varsayılan olarak seçilmiş. 512 de yani 3-4 oyundan sonra dolacaktır. Ama yine de tabii ki 250'den daha iyi. Gönül ister ki 1 TB olsun ama fiyat farkı çok açılıyor tabii. Onu ne yaparsınız? Hard disk kapatabilirsiniz. Mesela yani 1TB SSD alırken 1810 lira fark yaratıyor bunun üstüne. Yani 512'yi almazsak. Ama ben diyorum ki 512 ile alın. Daha sonra mesela 1TB'lik bir WD ya da hemen şimdi işte seçebilirsiniz. Ya da Seagate takarak hard diski değerlendirin derim. O kadar düşündüğünüz kadar facia olmuyor. Yani hiç M2 olmadı, işte SSD olmadı, artık oyunlar yüklenmeyecek, yarım saatte çalışacak öyle şey olmuyor. Sadece büyük dosyalarda transfer ederken e, bunu fark ediyorsunuz. m orada tabii ki M2 hızında yine. Bununki bu bunu ben de ölçtüm zaten. İşte e, çık, çıkan sonuçlar benim bilgisayarımdakinde 2500 okuma 1800 yazma. Tabii ki e, hard disk buna yetişemez. 200 mb saniyelerde kalacaktır. Ama oyun yüklemek için e, Şaşırırsınız yani ya, bayağı iyiymiş aslında dersiniz günümüzdeki artistlere. Ee, oyun, oyuncu klavyesi yok. Ama sunulmuş işte yine Asus'un e, Tough Gaming serisinden bir mekanik hisli klavye. Fark vererek alabiliyorsunuz. Yine oyuncu faresi bunda yok. Bu fiyatta yok. Ama yine aynı şekilde Tough Gaming M3'ü veriyor. Farkını verirseniz. Oyuncu kulaklığında da yine Tough Gaming H3, H3 Red 7.1 veriyorlarmış. Ekstra al isterseniz. Harici yaz, DVD yazıcı bile var. İsterseniz onu da yine Asus'tan ekliyorlar. Bir süreliğine kablosuz Wi-Fi adaptörüyle Asus'un e, hediye ediliyormuş. Az önce demiştim ya mesela bu anakartta Wi-Fi yok. İşte hariciden yapabiliyorsunuz. Kazandırabiliyorsunuz. Zaten bunu hediye veriyorlarmış. Stoklarla Tabii bu tip şeyler sınırlı. Evet, e, peki bilgisayar işte böyle e, buradaki seçeneklerinde hepsini sayarak size söyledim. Şu anki hali minimum hali. O da tekrar edeyim 12.800 bugünkü kurla, bu dalgalı kurla. Böyle bilgisayarlar normal şartlarda eskiden 10.000'lerin 10 altındaki seviye olarak bilgisayarlarda Şu anda geçmiş durumdalar. Bunu alırsanız şu anki haliyle birçok işinizin altından kalkar. Onun dışında oyunda oynatır 1650 1080p ekran kartı tabii ki. Ama e, ince ayar yapmanız gerekecek onu baştan söyleyeyim hem e, rekabetçi oyunlarda hem de single player oyunlarda 1080p'de en azından bir 60 kareyi sağlayacağınız oyunlar sağlamak istediğiniz zaman özellikle grafik yoğunluğu yüksek uygulamalarda oyunlarda ince ayar gerekiyor bunu bilerek alın yoksa işte dediğim gibi 2060 bile olsa kendinizi RTX'e atmak çok faydalı ki şöyle bir şey var işte DLSS gibi ekstra teknolojiler orada devreye girip size daha da rahat ettiriyor ya da işte Diğer işlerde işlemciye yardımcı olabiliyor GPU. Bir render işi olsun ya da işte broadcast uygulaması olsun. E, orada işlemcinin üzerinden yük alarak sizi da işlemciyi de orada size de işlemciyi e, ucuz seçmenizin dezavantajını kaldırmış oluyor bir yandan. Ekran kartı o yüzden sadece oyun olarak düşünülmemesi gereken bir şey. Ha ama tabii bütçesi de ona göre olacak tabii. Bununla e, bütün herhalde dahili GPU'lardan daha iyi bir oyun performansı alacağınızı söyleyebiliriz. O yüzden o konuda rahat olun. En azından şu var işte Nvidia ekran kartı zaten bu da güncelleniyor. Sürücüleri güncelleniyor. Oyunlarda bir sorun yaş yaşamazsınız. Ve e, birçok oyunda da ayarı tutturduğunuz zaman 1080p'de e, performans alacaksınız. İşlemci ile de uyumlu performansı. İşlemci buna ayak bağı olmayacak. Benim testlerime göre işlemciye tam yüklendiğiniz zaman 4 GHz civarında bir hıza çıkıyor. Aslında çok daha ötesine gidebilir. İşlemcinin potansiyeli daha yüksek ama bu şey unutmayın. Bu 4 çekirdekli bir işlemci. Dolayısıyla e, zaten birazcık çekirdekte tıkanacaktır. Tamam, hyper trading var ama oradaki e, izlek sayısı yani hyper trading 8'e e çıktığı zaman 8 çekirdekli gibi olmuyor. Onu asla unutmayın. 4.3 GHz e çıkabiliyor potansiyel olarak. 4'e ulaşması ki kendi üzerindeki soğutucuyla ulaşması iyi bir şey. Hatta onu da size göstereyim. Görüyorsunuz burada soğutucusu, Intel'in kendi soğutucusu. Bu hiçbir zaman işte gürültü mürültü yapmaz yük altında da çok bir şey duymuyorsunuz ve e, benim işte testlerime göre e, birazcık 70 derece civarı 70-75 derece arasında bir e, yük altında ve bütün çekirdekler yük altındayken çalışıyor. Bu bu hiçbir şey değil. E, bu rahatlıkla bu, bunu kullanabilirsiniz. Çok endişe etmeyin. Başımız derde girer mi diye düşünmeyin. Her ileride daha iyi bir işlemciyle daha daha iyi bir soğutucu alırsınız. Bu kasa zaten sıvı soğutmaya kadar her şeyi destekliyor. Sıkıntı yok. Bu da fan e, tek fanlı bir ekran kartı görüyorsunuz. Çünkü bunun da zaten doğru düzgün bir e, güç harcaması yok. Bunun özelliği bu. Hatta bakın hiçbir yerinde e, bir harici güç görmüyorsunuz. Çünkü PCI Express'ten beslenebiliyor. bunun Ona yetiyor harcadığı güce. O yüzden bu da sessiz sakin çalışıyor. Zaten bakın incecik bir tane fanı var. E, soğutucusu var. Yetiyor. E, bu sessiz bir e, bilgisayar. Zaten anakartta hani ona göre ayarlanmış sessiz profilinde bu fanlar da sessiz çalışıyor. Yük altında da ben hiçbir şekilde rahatsız olmadım. Anakart el kadar bir anakart zaten görüyorsunuz kapladığı alanı. Geri kalanı da işte size e, ileride bir şeyler upgrade etmek isterseniz yeterli boşluğu sağlıyor. Şurada pencere açmışlar. Güç kaynağınızı da görüyorsunuz. Bu pencere önemli çünkü bu olmadığı zaman burada ne olduğunu anlamıyorsunuz. Yarın öbür gün işte bu RGB ya da şeyi de gördük. Ekranlı güç kaynakları modasını. İşte bu pencereler lazım olacak. Ben burada güç kaynağının tamamen kapanmasından çok hoşlanmıyorum. O yüzden böyle olması bence iyi bir şey görmek için. Ek olarak bunu geliştirmek isterseniz işte kasada bir tane, e, anakartta bir tane PCI Express yuvası var. Ama bu bilgisayarda her şeyi genel olarak USB'den bağlayacağınızı düşünerek hareket etmenizi tavsiye ederim. Evet bu kasanın içi de böyleydi. Dediğim gibi oyunda ciddiyseniz 2060 minimum e, bence terfi edin. İşlemci kalabilir. 2060 da uyumlu olacaktır. Ya da o işte 11. nesil işlemciye geçip i5'e e, upgrade edebilirsiniz kendinizi. Ama önce ekran kartı sonra işlemci. O yüzden e, sıralama bu. Onu söyleyeyim. E, RAM zaten iyi. SSD ile kapasiteyi bir terabayt ya da 500'e m 2 1 hard disk koyarak bence kapasiteyi arttırın. Onun dışında bu haliyle uzun zaman kullanırsınız. Güç kaynağı da 2060'ı da kaldırır onu da söyleyeyim. E, kendi üzerindeki. O şekilde kullanırsınız. Daha hani bütçem var derseniz tabii ki 3060'a çıkın e, gönül istiyor ama e, o da baya bir fiyat farkıyla geliyor. Bu arada şu hazır önümü almışken şu üst kısmını da göstereyim. Şöyle bakın bunun zaten Vento kasaları bilenler bilir. Vento çok kaliteli ürünler yapar ve arkadır. Bizim de yıllarca kullandığımız kasalardan birisi. Kendilerini işte modern zamanlara atmışlar biz Vento'yu. Ee, çok uzun zamandan beri bildiğimiz için ilk bilgisayar kasalarını hani böyle renklenmemişken de bento vardı. İşte onlar da çağ ayak uydurmuşlar. Toz filtrelerine kadar her şeyi koymuşlar. Şu, şu üstünü göstermişken bu arada şuradaki portlarda görüyorsunuz. USB 3.0 var. 2.0 da hala var. Bence Type-C olsun artık bunlar bir tanesi en azından. Ee, şurada kulaklık ve mikrofonu görüyoruz. Şurada LED var. Az önce bahsettim. LED'i kasa da kontrol edebiliyor. Anakartlar da kontrol edebiliyor. İşte ARGB ledleri işte burada bastıkça görüyorsunuz hiçbir şeyle uğraşmadan tek tuşta artık o günkü ruh halinize göre değiştirirsiniz. Zaten anakartta da grafik kartında da öyle bir şey yok. Bu sadece kasada olan bir şey RGB şu anda bu modelde. O yüzden oradan bakabilirsiniz. Evet kasa böyle. Bu tabii ki hazır sistemlerden sadece bir tanesi. Başka hazır sistemler de var. Farklı konseptleri olan var. Daha güçlüsü var vesaire bunlara tek tek Inventus'un sitesinden bakacaksınız. Buradaki önemli olan şey şu yani biz buradan bir alışveriş yaptığımızda sorun yaşar mıyız? Bizim tabii sitede Inventus'tan alışveriş yapan çok kişi olduğunu tahmin ediyorsunuz. Biz e, hiçbir şey kötü bir şey duymadık e, ve bu işte bilgisayarları test edip yollamaları da iyi bir şey. Bunu sözünü baştan vermeleri, sorumluluk almaları güzel bir şey. O yüzden e, bence Burada uygun bir şey bulursanız bütçe olarak kendinizi burada uygun bir şey bulursanız tereddüt etmenize gerek yok. Yabancı değiller. Evet bu Arezu bilgisayarda bize onu yollamışlar. Bakarız daha ileride farklı modellerde de e, test yaparız. Ee, birazcık tanışma gibi oldu zaten e, bununla. Bir de sizin tarafta tabii şu anda fiyat kaygısı çok yüksek olduğu için çok hemen giriş e, bilgisayarını 50 bin lira 40 bin lira yapmayalım dedik. Hani böyle birazcık daha her işi yapan yani bir bilgisayar olsun bir ev, şu eve bir bilgisayar girsin işte çocuk ödevini yapsın biz işimizi yapalım tarzında bir bilgisayar istiyorsanız bu tarz bir bilgisayar işte şu anda e, laptoplardan daha ucuza hani biraz da denk getirdiğimizde bu fiyatlara gelmiş durumda. E, karar sizin. Diğer seçeneklere de bakabilirsiniz. İstediğiniz gibi konfigürasyonu değiştirebilirsiniz. Böyleydi. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.